şiddeti ortaya çıkaran sebepler nelerdir diye baktığımız vakit sosyolojik ve antropolojik olarak. Evet, burada yani çok faktörlü bir yapı karşımıza çıkar. Hı hı. Yani hangi faktörü, hangi olayı ele alırsanız hangi faktörü analiz edeceğiniz de ortaya çıkar. Biyolojik midir hocam bu? Belki Cihat hocam yani biyolojik teoriler var. Yani. O bu beynin arkasında amigdala denilen bir şey var. Bu tepki verme güdüsü ve duygusal körlük dediğimiz bir alan. Ama bunlar tartışmalı şeyler. Neticede o beyindeki o bölüm de tepki oluştururken yaşanmışlıklar üzerinden. Yani demin Cihat Bey'imiz şey yaptı, anlattı mesela çocukluktan itibaren öğrendiğiniz şeylere göre oraya beyin kendini şey yapıyor, konumlandırıyor. Biyoloji şöyle, ikinci bir konu. Şimdi algı seviyeniz düşüyor sinirlendiğiniz vakit. Bunun kan şekeriyle alakası var. Hani sosyal psikoloji araştırmalarında kitle psikolojisi, hani düşünce melekesinin bu deneysel olarak tespit edilmiş bir şeydir. Kitle içinde insan algısının 7 yaşındaki çocuğun algısına kadar düşebileceğini tespit etmişlerdir. Yani insanlar bakıyorsunuz eğitimli, kültürlü, sınıfsal olarak hallerinden memnun insanlar. Ama bir şeyler oluyor. İşte o biyoloji, o ne oluyorsa vücudun içerisinde en yapmayacağı davranışı da pekala yapabiliyor. Başka bir şey, tabii kanıksanma kavramı var. Yani biz modern toplum içinde yaşayan bireyler olarak her gün sembolik şiddete maruz kalıyoruz. Yani şiddet sadece bir darp ya da zarar verme değil. İnsan sevmeyerek, sevgisini kısarak da şiddet uygulayabiliyor. Mesela Amerika'da tartışma konusu olmuştur bu. Öğretmenlerin işte bugün ödevini yapmazsan seni işte sevmeyeceğim ya da işte böyle duygusal bir otoritesin duygusal olarak hissettirme şiddet midir değil midir? Şimdi bunu biz yaşıyoruz. Mahrum bırakma. Mahrum bırakma. Yani sevgiyi, güveni, duyguyu, bağlılığı, kenara itilmeyi insan maalesef bir şiddet aracı olarak kullanabilmekte. Evet. Ve biz bunu yaşaya yaşaya kanıksıyoruz artık. Yeri geldiğinde de belki de farkına da varmadan uygulamaya başlıyoruz. Evet. Hocam biyolojik faktörleri ben size sormaya devam edeyim ama ne olur buna şeyi de ekleyelim isterseniz. İkinci bir teori, karşı bir teori olarak. Çevresel faktörlerin bundan etkisi olduğunu da konuşalım. Ben sadece hocama küçük bir etki, katkı da... İtiraz değil, katkı. İtiraz değil, katkıda bulunacağım. Çünkü İtiraz hocam benim not aldıklarımı, hayır, not aldıklarımı zaten dile getirdi burada soruyla ilgili. Fakat çok ilginç bir şey vardır bu şiddet ve saldırganlıkta. Tüm kuramlar neredeyse psikolojide ya da sosyolojide iktidar ve güç üzerinedir. Evet. Yani iktidar ve gücü elde etme üzerinedir. Fakat biz şunu unuturuz en başta. Mesela dürtü diyelim. Açlık, çok hani açık örnek vereyim. Açlık dediğimiz dürtü bizden bir şey talepte bulunur ve gücü vardır. Fakat bizim işte semiotik dediğimiz bilim bize şunu gösterir. O bir işarettir sadece. Bir yeri imler. İmlediği yer boşluktur. Boşluğu imler. Aslında saldırganlık ya da şiddetin temelinde en temelle gidersek güçsüzlük ve çaresizlik vardır. Diğer tüm hepsini alın buna koyun. Yani iktidar arama, ondan sonra mahrumiyet. Yani siz güçsüzseniz mahrum kalırsınız. Zayıflığın bir göstergesidir. Tabii zayıflığın göstergesidir. Yani o içimizdeki güçsüzlüğün göstergesidir. Yani bunu hani biraz da sloganik olsun. Evet. Bir erkeğin karısını veya çocuğunu dövmesi durup dururken veyahut da küçük bir nedenden dolayı onun güçlü olduğundan değil ama tam anlamıyla zayıflığından kaynaklanıyor. Ben şöyle bir örnek vereyim. Belinde silah taşıyan... Yani bunun bununla ne alakası var bilmiyorum, onu oraya yerleştirdim. Hayır, şöyle diyorum. Belinde silah taşıyan, böyle kabadayı şeklinde dolaşan insanların hafif bilincine değil, biraz bilinç altına indiğiniz zaman müthiş bir korku vardır. Nedir? Eyvallah. Parçalanmaktan korkar. Zorla oluşturmuş olduğu eril bir kimlik vardır. Bunu korumak için bir savunma mekanizması olarak silah takar ve güçlü gösterir kendisini. Evet. Ama alta gittiğiniz zaman o feminen tarafı, kadınsı tarafı çok dokuzan, şiddetli şekilde dokuzan ağlayacak, şekilde ağlayacaktır ve zaten evde de büyük ihtimalle eş onu ağlatıyordur. Evet. Hocam, biyolojik tarafa geleyim. O zaman ben ona ekleme yapayım hocama. Şimdi ilginçtir bu DNA'yı, DNA'nın insan DNA'sının çözümlenmesine çok önemli katkı sunan Nobel ödüllü James Watson'ın çok güzel bir sözü vardır. Der ki daha önceki dönemde insanlar kaderimizin yıldızlarda yazılı olduğunu inanıyorlardı. Ama bugünden itibaren artık biz kaderimizin genlerimizde yazılı olduğunu biliyoruz diye güzel bir sözü vardı. Buna ilişkin olarak
Bir zaman Time dergisine kapak oldu. Tanrı geni diye. Biz her davranışımızı ya da her eylemimizi nihayetinde bir gene yapıştırmayı bir dönemler moda haline getirmiştik. Doğru. Öğrenciler kapımı çaldılar. Bir baktım bir iki değil. Bir dünya öğrenci. Hocam dediler Tanrı geni bulunmuş. Benim tek bir cevabım oldu. Dedim ki şimdi ateistler düşünsün. Ama şunu biliyordum ben altta. Evet. Bu kadar basit değildi. Evet. Çünkü bizim biyoloji bilgimiz ve genlerle ilgili bilgimiz Mendel'le. Yani Mendel'in çok basit olarak yapmış olduğu deneyle ilgili bir şey. Şöyle söyleyelim. Ve büyük ölçüde onunla sınırlı. Evet. Yani yapılan gelişmeler. Bununla ilgili çalışmalar var. Yani genotype driven dedikleri ya da phenotype driven dedikleri çalışmalar var. Ne yapıyorlar? Knockout ya da knock-in yapıyorlar. Yani oradaki saldırganlıkla ilgili gördükleri bir geni siliyorlar. Bakıyorlar ki şiddet davranışı açığa çıkıyor mu? Ama bir yere gidemiyorsunuz. Çünkü gen daha ilk baştan itibaren tek başına etkide bulunmuyor. Çok nadir böyle bir şey. Aynen. Gen diğer genlerle iletişime geçiyor. İşte diğer genlerle iletişime geçmesi de önemli değil. Çevreyle iletişime geçiyor. Yapılan araştırmalarda bulunan böyle savaş geni diye de isimlendirilen bir gen vardır. Monoamin oksidaz diye bir gen vardır. Ve bunun salgıladığı bir enzim vardır. Aynı isimle nitelendirilir. Bu özellikle bizim dopamin ya da serotonin dediğimiz olduğumuz nörotransmitter dediğimiz yani hocam benim anlayacağım bir onu söyleyeyim. Kullanırsın. Yani zihnimizdeki yani bizim aslında beynimizdeki bu şeylerin ileticilerle çok yakından ilişkidir. Yani ileticinin taşınmasıyla ilgilidir. Şimdi bir zaman bu moda oldu. Savaşçı geni dediğimiz şey moda oldu. Fakat yapılan çalışmalar var bununla ilgili. Şöyle çalışmalar var. Bu genin yüksek olduğu bireyleri alıyorlar. Düşük olduğu bireyler alıyorlar. Yani genin salgılamış olduğu enzimin temel iddia budur. Düşük olması serotonin ya da dopaminin azalması demek beyinde. Yüksek olanlar daha az saldırgan, düşük olanlar daha fazla saldırgan. Fakat ilginç bir sonuç çıkıyor. Özellikle tahrik edilmediği zaman iki grupta neredeyse aynı tepki veriyor. Bir fark yok. Ama işin içine tahrik girdiği zaman değişiyor. Fakat tahrik dediğimiz şeyi de o kadar çok arttırmıyor. Arttırma ne kadar? %10 ila %20. Yani böyle %60 değil genin etkisi. O yüzden gen tek başına bizatihi bizim davranışlarımızı belirleyici olan bir şey değil. Gen çevreyle etkileşime geçiyor. İkisinin interaction yani karşılıklı etkileşimiyle birlikte biz davranışta bulunuyoruz. Eyvallah. Evet. Hocam o zaman o bahsettiğinizden hareketle şu soruyu da sormuş olayım. Bunu destekliyorum bilmiyorum ama. Yani şiddet insana özgü bir içgüdü değil diyenler var. Evet. Dolayısıyla savaşta kaçınılmaz değil. Bu katılıyor musunuz hocam? Bunu nasıl anlamak, nasıl yorumlamak lazım? Tabii başta... Yani nasıl başladı bu iş? Madem insana özgü bir şey değil, nasıl başladı? Savaşçı, toplayıcı toplumlarda nasıldı? Yoksa Marx'ın söylediği gibi sabahın icat oldu, mertlik bozuldu, üretim araçları insanların eline geçti, kavga başladı mı demek gerekiyor? Tabii bu ihlal ve hocamın dediği gibi tahrik meselesiyle ilgilidir. Yoksa şimdi her şey düzen meselesi. Yani sosyolojik açıdan baktığınız zaman. Spartaküs Roma lejyoneridir yani Roma askeridir ve dirayetli de bir komutandır ama Roma'ya isyan etmiştir. Yani insanlar bir manada yuvarladıkları taşın nereye gittiğine bakan tipte kişiler. Yani siz bir şeyleri hak ettiğinize inanıyorsanız ve hakkınızı almadığınız kanaati de sizde hasıl oluyorsa bu işte engellenmenin başladığı yerdir. Dolayısıyla burada evet barışçıl toplumlar vardır. Zorunlu olarak savaş kader değildir. Ama insanı yine tabından, yaratılışından getirdiği bir saldırganlık duygusunda tabii ki biz inkar edemeyiz. Özellikle bu sanayileşme sürecinde paranın modern toplumun ya da maddi gücün, sermayenin modern toplumun merkezinde yer almasıyla arttığını söyleyebiliyoruz. Bugün mesela... Yani ekonomik sebeplerden bahsediyorsunuz. Eyvallah. Ölçüde. Mesela avcı bir toplum 24 saatin 3-4 saatini çalışarak geçiriyor. Haftalık 12 saat hocam. Haftalık 12 saat. Evet. Şimdi bu adam bugün ve yarın yiyeceği önündeyse bir şey iş yok adamda. Şimdi bu insanlar ne yapıyorlar? Kendilerini dinlenmeye, rehabilite olmaya, oyuna, eğlenceye, ailelerine veriyorlar. Geçim ekonomisinden bahsediyoruz. Böyle geçim ekonomisinin... Evet, şimdi mesela bu rahatlığın bu insanları daha barışçıl yaptığını görüyoruz. İç şiddet yok ama bir kabile sizin kabilenize saldırırsa vahşi olabilirler.
yamyam diyorsunuz adama. Hı. Ama işte o yamyam dediğiniz adamın da kendi içinde barışçıl bir hayatı var. Hı. Onu yamyam yapan o zaman diğer faktörler karşımıza Eyvallah. Çıkıyor. Sanayileşmeyle birlikte dünyanın büyüsü bozulmuştur. Yani daha egoist, daha bireyci, hı hı. daha hesap kitap yapan, daha rasyonel, hı hı. Daha dünyayı hakikaten hırslı bir şekilde bel bağlamış bir insan tipi var. Bu hı hı. Müslüman dünyada da var, Batı dünyasında da var. Dolayısıyla insanlar bugününe ve bugüne dair menfaat ve hedeflerine odaklanıyorlar. Şimdi İşte bu menfaat ve hedef farklılaşmasıdır zaten çatışmaların temeli. Hı hı. Biz müşterek menfaatler üretemeyebiliriz. Hı hı. Ama en azından makro düzeyde benzer menfaatler ürettiğimizde bir arada yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla burada hedef ve menfaat farklılıkları arttıkça buna paralel biçimde insandaki ya da toplumlardaki saldırganlık davranışlarının arttığı söylenebilir. Niye? Çünkü ihtiyaçlar, beklentiler çarpışıyor. Hı hı. Gelecek vizyonunuz, hani ihtiyacınızı karşıladığınızda da gelecek vizyonunuz çarpışıyor. Mesela her şeyiniz çok güzel ama gelecekte umduğunuz hayatınız, ikbal beklentiniz bir başkasının ikbal beklentisiyle farklılaştığında bu sefer rahat olmanıza rağmen çatışmaya başlıyorsunuz. Hı hı. Burada işte yasal şiddet veya da kültürel olarak düzeni ihlal etmeyen şiddet ve düzeni ihlal eden yani hı hı. toplumsal sağlığın kimyasını bozan şiddet diye ayırıyoruz bunu. Hı hı. İşte Weber'in yaptığı tabir hı hı. odur. Devlet dediğimiz aygıt ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani beğenseniz de beğenmeseniz Hobbes'in de. Hobbes'in rivayetinde bahsettiği şeydir. Evet, evet. Yani beğensek de beğenmesek de kabul edilebilir şiddet var, kabul edilmeyen şiddet hı hı. var. Bunun ölçüsünü de bir hukuki olarak devlet belirliyor. İki, kültürel olarak o toplumun zihniyet dünyası belirliyor. Dolayısıyla siz de mevcut bulduğunuz normlara uygun yaşamak, anormal hı. davrandığınızda bu önce mahalledeki caydırıcılıktan başlıyor. Hı. Kınamadan. İşte, kınamadan, hı. sert bakmaktan. Hı hı. Aynen öyle. Yoksa bir başkasının gelip sizi alıp götürüp hapsetmesine kadar ya da işte bunu işkenceye kadar. Tabii hoş bir şey değil ama. Eyvallah. Genelde kontrolsüz şiddet daha kontrollü ve daha güçlü şiddetle bastırılıyor hı-hı. dünyada. Hı-hı. Tabii bu bir denge meselesi. Bu dengeyi kaçırdığınızda hani her iki tarafta kendi şiddetini haklılaştıracak, yani sınıfsal olarak alttan halktan hı-hı. devlete doğru baktığınızda bir şeyler söylüyorsunuz. Ama devletten halka baktığınız zaman da bir şeyler söylüyorsunuz. Ya da buradan Amerika'ya baktığınız vakit başka bir şey görüyorsunuz. Orası oradan buraya baktığı vakit başka bir şey evet, görüyorsunuz. Evet, evet. Yani burada tabii evrensel, demokrasiyi evrensel bir değer olarak sunabilirsiniz. Ama insanların şiddet dereceleri evrensel bir değer olamaz. Yani bu çok tarihsel, bu kültürel bir şeydir. Yani demin söyledim, adam mesela liderinden tokat yediğinde hı hı. bunu bir bahşiş olarak algılıyor. Eyvallah. Ama siz onu başka bir kültürde yapamazsınız. Hı hı. Bu onun özgürlük alanını ciddi anlamda ihlal etmektir. Eyvallah. Dolayısıyla burada varlık ve düzen, orada işte işleyişle ilgili belki meseleleri tartışmak gerekiyor. Tartışmak gerekebilir.